Merhaba değerli izleyenler, Orta Nokta'ya hoş geldiniz. Önder Özen'le beraberiz programımızda. Beşiktaş, Bursa Sporu deplasmanda mağlup etti ve yeniden liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. 2-0 karşılaşma sona erdi. İşte şöyle bir panoraması, 65. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti Beşiktaş. Ve 90+5'te Abubakar'ın kaydettiği golle skor 2-0 oldu ve bu golün de santrası olmadan maç sona erdi değerli izleyenler ve böylelikle Beşiktaş da yeniden liderliği devralmış oldu 31. haftanın kapanış maçıyla beraber. Hocam maçı seyrettik, heyecan verici bir karşılaşmaydı. Öncelikle şunu söylemek lazım ki biz maçtan önce konuştuğumuzda Bursa Spor'un bu kadar direnç göstermesini en azından beklemiyorduk. Beşiktaş 2-0 da olsa çok da kolay bir maç kazanmadı bu akşam. Evet. Baştan başlayalım. Maç öncesinde sen sordun, ben de cevap verdim. Beşiktaş baskı altında gibi gözükse de baskı altında, daha fazla baskı altında olan Bursasporlu oyuncular dediğimi hatırlıyorum. Hı hı. Beşiktaş'ın tabii ki üzerinde baskı var. 2 puan geride, 1 puan geride maç eksiğiyle, ama bu taşıyabileceği bir yükle karşı karşıya dedik. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ekiplerini çıktıktan sonra, bir de Rize'yi de araya aldık. Hı hı. Bu ekipler çıktıktan sonra kalan 14 takımdan, 13 takımdan Şenol Hoca eliyle çekse, kimle oynamak istersin bu hafta diye, Bursaspor dur dedik. Bunu da şuraya bağladık. Bursaspor son 3 maçında 16 gol yemiş. Zihinsel olarak tükenmiş, psikolojik olarak dibe vurmuş. Yeni gelişmiş bir rekabet var Bursaspor'la Beşiktaş arasında ve Beşiktaş'ı evinde ağırlıyor dedik. Bursaspor'un oyuncuların taşıyacağı yük, Beşiktaşlı oyuncuların taşıyacağı yükten, psikolojik yükten daha fazla. Beşiktaş bununla başa çıkabilir dedik. Maç bittikten sonra sen de açılışı şöyle yaptın. 2-0 da olsa Beşiktaş çok zorlandı, çok büyük direnç gösterdi. Bunu bekliyor muyduk gibi sordun. Şimdi ben de soruyorum. Hı hı. Acaba Bursaspor'un gösterdiği direnci nereye bağlamalıyız? 1. Bursaspor'un şahane bir kadrosu var. Acayip futbol oynayan bir ekip. Acayip bir takım savunması olan bir ekip. Hızlı da çıkıyor. Tehditleri var. O yüzden Beşiktaş üstüne çullanamıyor, gidemiyor. Bu değil. 2. Bu değil herhalde, değil bu mi? Bu değil. 2. Bursaspor'un acayip ihtiyacı var. 1 puan lazım. Pozisyon vermeden şu maçı bitirirsem şampiyon olacağım, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim diyor. Bu da değil. Değil. 3. Bursaspor her şeyi tamamlamış. Ligde çok rahat bir konumda. Sıralamada hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden acayip de rahat. Sezonda başarılı, rahatlar. Alırız veririz, oynarız diyorlar. Öyle bir rahatlık var. Beşiktaş gergin. Bu mudur? Değil. Değil. Şimdi geliyoruz 4. Eskiden santra 2 kişiyle yapılıyordu, hatırlıyorsun. Hı hı. Yani 2 zorunlu. Hatırlıyorsun değil mi hocam, zaten yani daha yeni oldu. Direkt geriye oynayabiliyorsun şimdi. Evet. Santra 2 kişiyle yapılsa, bak inan Bursaspor'da ikinci oyuncuyu zor bulursun. Santra yapmaya gideceksin. Maçın başında. Birinci santrayı kim yaptı hatırlamıyorum da. Santra sorumluluğunu bile almak istemezler. O kadar zihinsel olarak dibe vurmuş, psikolojik olarak çöküntü içerisinde bir takım. Maçın başında. Seyirci var. Çaylak oyuncular var. Bu yükü taşıyabilecek oyuncu adedi çok az. En tecrübelilerinden bir tanesi Sivok. O da Beşiktaş'tan gelmiş. O da titriyor. Ya hata yaparsam acaba bir dedikodu çıkar mı? Bir şey olur mu diye. O da titrek. Neticede aslında her şey Beşiktaş'ın lehine. Ama ne zaman direnç yükselmiş Bursaspor'da? 0-0 süresi uzadıkça. Doğru mu söylüyorum? Doğrudur. 0-0 uzadıkça direnç yükseliyor. Şimdi tekrar dönüyorum başa. Maçı planlıyoruz. Sen teknik direktörsün, ben de senin yardımcınım. Hı hı. Kerem Gürel Beşiktaş'ı teknik direktör. Önder Özen de yardımcısın. Kerem Gürel diyor ki, çok da deneyimli bir teknik adam. Dünya üçüncüsü olmuş Kerem Gürel. İşte geçen sene de şampiyonluğu var. Apolet de var. Her tarafı yıldızlarla dolu. Tamam, her şey tamam. Tecrübe, 63-65 yaş tecrübesi, deneyimim var. Deneyimli bir stoperi, deneyimli bir sağ beki, çok deneyimli bir sol beki, çok deneyimli oyuncuları sağda solda önde her yerde oyuncuları da var.
Bir eksik dışında da tam kadro. Aşağı kulübede de destek kuvvet var. Beşiktaş'ın teknik direktörü Kerem Güral maçı planlıyor. Diyor ki ben diyor düşündüm taşındım diyor. Biz oynarız diyor. Bulursak buluruz. Bulamazsak diyor ikinci devre hamleler yaparız. Ben de yardımcı antrenör olarak diyorum ki Kerem hocam yapma. Maçın sonunu bekleme. Bak orada titremeye başlarız. Orada Bursasporlu maçın başında titriyor. Biz de 0-0 uzadıkça biz maçın sonuna doğru titremeye başlarız. Yapma. Ne var ne yok hepsiyle beraber topla tüfekle yüklenelim. 0-0'ı kısa tutalım. Çünkü 0-0'ı kısa tuttum birinci gol fiş çekmek anlamına gelir. Erken olursa. Ama 87'de attın baskı yersin. 80'de attın 1-0'ı 80'de yakaladın baskı yersin son 10 dakika. Çok doğaldır. Gel riski alalım. Topla tüfekle saldıralım. 0-0'ı kısa oynayalım. Gol mü yedik? 60 dakika zamanımız var. Ha 1 ha 2. 60 dakika zamanımız var derdim Kerem Hoca'ya. Maçın başı böyle olmalıydı. Beşiktaş 0-0 uzattıkça Bursaspor bir tık yukarı geldi. 0-0 uzadıkça oyuncu morallendi, bir tık daha yukarı geldi. Arada bir çıkmaya başladı, bir tık daha yukarı geldi, zihinsel olarak eşitlendin. Dakika 30. Ondan sonraki her dakika Beşiktaş psikolojik olarak geriye gitmeye, baskıyı daha fazla hissetmeye, toptan çabuk kurtulmaya, sorumluluk almamaya. Bakın Babel ve Quaresma dışında sorumluluk alan yok. Aşağı yukarı. Evet. Tolgay topla yürür mü normalde? Yürür. Yürüdü mü? Yürümedi çok. Oğuzhan topla yürür mü? Kesinlikle. Yürüdü mü? Daha nadir. Pek fazla göremedik o alışa gelmiş yani, oyunları. Deneyimleri aktarabildiğiniz kadar tecrübelisinizdir. Aktarabildiğiniz kadar. Normalde Şenol Hoca büyük deneyim. Gökhan Gönül büyük deneyim. Adriano büyük deneyim. Oyuncuların büyük çoğunluğu geçen sene şampiyonluk yaşamış. Kupa kaldırmışlar beraber. Yani sanki hani geçen sene uzun yıllardan sonraki ilk şampiyonluktu ya. Tabii. Bu daha gergin geldi bana. Şu maç daha gergin geldi. Beşiktaş Bursaspor'un üzerindeki psikolojik yükten yeteri kadar yararlanmadı. Maç başında çok ciddi bir baskı kurmadı. Çabuk oynamadı. Rakibine fırsat verdi, nefes alma şansı verdi. 0-0 uzadıkça da Bursaspor psikolojik olarak çıktı. O sebeple maç zora girdi. Benim beklediğimin çok dışında bir maç seyrettim. Ben Beşiktaş'ın 20 dakikada yarım saatte fişi çekeceğini, ondan sonra da oley 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 diye oynayacağını düşünüyordum. Çünkü şartlar eşit değildi. Yani zihinsel anlamda şartlar eşit değildi. Kalite olarak da eşit değil. Beşiktaş çok üstünde. Ama ben Beşiktaş'ı gergin gördüm. Hocam ilk değişiklik Atiba, Cenk Tosun değişikliğiydi. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? Biraz... Onun yarısını doğru buldum, yarısını doğru bulmadım. Doğru tarafı sürpriz oldu bana mesela. Doğru tarafı bir hücumcunun girmesi, bir santforun girmesi, vuruşu olan bir oyuncunun girmesi ki sonuçta orada Dembaba da bir seçenek olabilirdi. Cenk girdi, işi gördüğümü gördü. Kesinlikle. Orası tamam. Atiba'nın çıkmasını doğru bulmadım çünkü Atiba güven aralığı yüksek. Kötü oynarken de güven aralığı yüksek. Ne yapacağını bildiğiniz gibi ne yapmayacağını da bilirsiniz. Atiba'nın. Ama Tolgay'ın ne yapacağı da ne yapmayacağı da kolay kolay öngörülemez. Şu durumda. Hani bütün sezonu full oynayarak gelse ayrı dünya. Ayrı konu. Ama bütün sezonu oynayarak gelmemiş bir Tolgay'ın psikolojik yükü ağır olan bir maçta üstelik giderek de ağırlaşan bir psikolojik yükten bahsediyorum. Seyirci yüklenmeye başladı değil mi? Kesinlikle. İkinci devre. Yani Bursaspor seyircisi bayağı gümbür gümbür. Yani belki de uzun bir zaman sonra ilk defa bu kadar takımıyla barışık bir Bursa Spor taraftarı gördük. Aynen öyle. O giderek o barışma şeye doğru da döndü. Yani artık çok ciddi anlamda itti. Pozitif tabii. Çok destek verdi Bursa Spor taraftarı. O yük arttıkça Tolgay tipinde oynama devamlılığı olmayan bir oyuncunun ne yapacağı ile ilgili de ne yapmayacağı ilgili de soru sorulduğunda verilecek cevaplar kestirilemez. Ama Atiba ne yapacağı da ne yapmayacağı da belli olan bir oyuncu ve takımın denge unsuru içeride. Denge unsuru. Maçın finalini oynayabilecek oyuncular çok önemlidir. Bakın bir pozisyon vardır başlar ve pozisyonun bir finali vardır. Pozisyonun finalinde sakinlik, soğukkanlılık gerekir. Bir maç vardır. Maçın başı, sonu. Sonunu, maçın finalini soğukkanlılık oynar, sakinlik, deneyim oynar. Sezonun da sonunu sakinlik ve deneyim oynar. Oyuncunuz fizik olarak iyi durumda olmayabilir. Ama Atiba deneyimlerini aktarabilen bir oyuncu.
Yani geçmiş yaşantılarını bugüne aktarabilen, deneyimlerini saha içerisinde kullanabilen bir oyuncu. Yarım metre geç gider pozisyon ama gider. Gideceği garantidir. Yani fiziksel formundan bahsediliyorsa yarım metre geç kalabilir. Yarım saniye geç kalabilir ama mutlaka orada olur. Olay yerinde olur yani. Atiba. O sebeple takımın denge unsurunu çıkmasını doğru bulmadım. Ama kazandığınız zaman haklısınızdır. Atiba örneğinde şunu verebiliriz mesela hocam. Trabzonspor bence Atiba örneği için çok ideal bir örnek. Zora giden maçı son dakika golüyle Beşiktaş 3-3'tü. Atiba çıktı, kafayı vurdu. 4-3'te maçı aldı. Ama Atiba'da da genel bir anlamda yorgunluk olduğunu gözlüyoruz hocam. Yani son dönemde hem sakatlığı da tabii ki buna etki etti. Hem de son 5 ya da 6 maçtır, tam yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ortalama konuşayım, 5 maç diyeyim. 11'de başladığı maçlarda son 5'te hep oyundan çıkan isim oldu Atiba ki çok da alışık olduğumuz bir durum değil bu. Evet, şimdi o zaman tekrar başa dönüyoruz. Beşiktaş teknik direktörü Kerem Güler, yardımcısı da Önder Özen. Hı hı. Bir daha sor soruyu. Şimdi sen yardımcıya soruyorsun, bana soruyorsun. Ben senin yardımcın. Diyorum ki Atiba aslında. Atiba biraz düşük gözüküyor. Devamlı oyundan da almak durumunda kalıyoruz. Neden kalıyorsun? Düşük gözüküyor? İşte yorgun gibi diyorsun değil mi? Evet, yorgun gibi. Yorgun. Ben de sana yardımcı olarak diyorum ki bak hocam, bu adam antrenman kaçırmaz. Antrenmandan kaytarmaz. Buradan sonra Ortaköy'e gitmez. Evine gider. Antrenmana da Gayrettepe'den gelmez. Evinden gelir. Yani gece uyumadan da gelmez. Uyur uykusunu alır öyle gelir. Bu bir profesyonel. Instagram'da da işte şeyi belli. Çocuğu, ailesi. Yani böyle bir family guy diye, aile adamı diye tarif edebileceğimiz bir birisi. Yani buna küçük bir es, birazcık dinlenme, bunu birazcık antrenmanlarda koruma, bu kadarı yeterli Kerem hocam der ve konuyu kapatırım. Bu da sorunu çözer. Yani bunu yorgun gözüküyorsa, gözüküyorsa. Yani bunu biz görüyorsak onlar hayli hayli görüyordur. Şimdi tabii. Ligi 90 dakika gibi kabul edelim. Lig 1 90 dakikaysa, birinci haftadan 34. haftaya kadar. Şu anda ligin kaçıncı dakikasındayız? 89. 85'teyiz artık yani. Yani bence hatta 89-88 olan yani. Artık hafta arası antrenmanlarda yüklenmeye gerek yok. Yüklenmeye gerek yok. Yani bu oyuncular zaten yani Atiba bir buldozerdir. Bir buldozerdir yani. Birazcık dinlendiği zaman o ne gerekiyorsa işi görecek oyuncudur. Ama Atiba'ya sen antrenman dediğin zaman o antrenmanı da %100'üyle yapar. Sorgulamadan %100'üyle yapar. %100'üyle yaptığı zaman da yorulur. Birazcık salmak, birazcık gevşetmek şu dönemde bana daha doğru gibi geliyor sevgili Kerem hocam. Teknik direktör sensin ya. Peki, teknik direktör olarak şunu da söyleyeyim. İkinci yarıda acaba ben Quaresma'yı almalı mıydım? Biraz sinirli gözüktü ilk yarıda. İlk devre o karar çok zor bir karar. Kart potansiyeli her zaman taşır. Karta olan mesafesi kısadır. Duygularını kontrol etmesini her an bekleyemeyiz. Özellikle işler kötü giderken. Birinci devre hakikaten sıkıntılı pozisyonları var. Yani bir sırta şeyin Aziz Bey için vurduğu pozisyonda evet biraz Onur'un muydu şey Ertuğrul'du muydu, galiba. Ertuğrul muydu? Tam pozisyon şeyi hatırlayamadım. Neyse, ama çok önemli sırtına gelen kramponu orada bir hakem çağırıp hocam bak burada böyle bir pozisyon oldu, tamam özür diledi etti işte öptü Aziz Bey işte galiba. Hı hı. Öptü sarıldı falan filan ama bunun kitaptaki karşılığı karttır. Kesinlikle. Diyebilirdi. O sebeple Şenol Hoca'nın çok dikkatli bir şekilde oyuncuyu gözlem altında tutması gerekiyordu. Tuttu. Ben ikinci devre başladığında şeyden vazgeçtim. O fikirden vazgeçtim. Çünkü ikinci devreye kontrollü başladı. O hani atlamalar, zıplamalar, üstünü başını yırtmalar falan yoktu. Sakindi biraz daha. O sebeple Şenol Hoca'nın o kararını doğru buldum. Hocam maçın detaylarına gireceğim. Bir de sorumluluk almasından dolayı tabii. Tabii topla çünkü oynayan zaten bugün iki oyuncu var dediğiniz gibi daha fazla sorumluluk alan. Biri Quaresma'ydı, biri Babel'di. Babel de zaman zaman girdi, etti, şutlarını da attı. Çok önemli bir etki. Bir şey daha söyleyeceğim. Bursa seyircisi 26.500'müş açıklanan rakam. Ciddi bir rakam. Ciddi rakam tabii. Özellikle bu haldeki Bursa Spor için. Bir de arkadaşlarımla ben puan durumunu rica edeceğim. Sonrasında yine maçın detaylarına gireceğiz ama şimdi şampiyonluk yarışında son durum ne oldu? Onu görelim. Zirve el değiştirdi. Yine aslında emanetti. Başakşehir maç fazlasıyla liderdi. Şimdi yine Beşiktaş o liderliği geri almış oldu. 68 ve 66 puan hocam. Tabii ki Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a karşı
ikili averajda üstünlüğü var. Onu da unutmamak gerek. Şu anda zirve yarışı bu şekilde. Peki kalan maçlarına da bakalım. Onun üzerinden devam edeceğiz yine. Bu arada birazdan arkadaşlarım verecek. Başakşehir'de çok güzel bir sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a tweet attı. Onu da paylaşacağız değerli izleyenler. Kalan maçlarda şu şekilde: Beşiktaş Kasımpaşa'yla evinde oynayacak. Gaziantepspor deplasmanına gidecek ve Osmanlıspor'la karşılaşacak. Başakşehir'in biraz daha zor maçları var gibi. Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Adanaspor ve Kayserispor'la oynayacak. Şöyle ki bu kalsın, bunun üzerinden konuşalım. Kasımpaşa son haftalarda çıkışı olan bir takım. Ama Beşiktaş'ı evinde yenmek de gerçekten çok çok zor. Bunu Vodafone Arena'da görür olduk. Gaziantepspor belki Beşiktaş'ın gittiği hafta artık ligden düşmüş bile olabilir. Öyle gözüküyor, öyle bir çizgisi var. Osmanlıspor'da gerçekten özellikle ikinci yarı itibariyle çok ciddi bir düşüş içinde. Bu hafta da çok farklı kaybettiler. Medipol Başakşehir ise zorlu bir Trabzonspor deplasmanına gidecek. Yine küme düşmüş olan Adanaspor'la oynayacak. Ve son haftada Kayserispor'a gidecek ki Kayserispor'un da büyük ihtimalle son haftadaki durumu çok netleşmiş olacaktır. Şu anda tabii bunların ikisini veriyoruz çünkü Fenerbahçe'nin de bugün Beşiktaş galibiyetiyle beraber şampiyonluk şansı sıfırlanmış oldu. Sadece iki takım var: Beşiktaş ve Medipol Başakşehir. Evet. Eğer gerekiyorsa Beşiktaş, Gaziantep deplasmanı ve Osmanlı, içerideki Osmanlı maçlarını kayıpsız geçer. Eğer gerekiyorsa Başakşehir içeride Adana ve deplasmanında Kayseri'yi kayıpsız geçer. Her iki ekibin en zor maçları bu önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan maçlar. Sırayla gidelim. Beşiktaş Kasımpaşa ile içeride oynuyor değil mi? Evet. Kasımpaşa ligin en sert savunma yapan, takım savunması konusunda son derece etkili, zamanda hızlı çıkıp kaleye de gidebilen bir ekip. Ve bir ölçü olmaz ama Galatasaray'ı iyi yıprattılar. Evet, insan şöyle düşünüyor. Bugün 0-0 uzadıkça Beşiktaş'ın ne kadar gerildiğini gördük. Ne kadar duygusal olarak maçın üstesinden gelememe anları, bazı pozisyonların üstesinden gelemediğini gördük. Duygusal yük arttıkça. O yüzden bu maç sıkıntılı maç. 0-0'ı uzun oynayabilir Kasımpaşa. Uzun bir 0-0 muhtemeldir. Eğer maçın başında golü bulursa ondan sonra oley oley oynayabilir. İkinciye, üçüncüye, dördüncüye gidebilir seyircisi de iterek. Hani ilk dakikalarda atıp çekilmesi yok Beşiktaş'ın. Hı hı. Ve Beşiktaş en iyi, en etkili savunmayı nerede yapar? Rakip yarı alanda yapar. Beşiktaş'ı hiç kale önünde savunabilirken gördük mü? Yok. Yani Olympique Lyon'u kale önünde savunma yapamadı. Fenerbahçe'ye kale önünde savunma yapamadı. Başakşehir'e kale önünde savunma yapamadı. Beşiktaş'ın derin savunmada sıkıntıları var. Ama kaleden uzak iyi savunma yapabilen bir ekip. O sebeple ilk dakikalarda golü bulursa rahat maçı olabilir. Ama 0-0 uzadıkça Kasımpaşa maçı sıkıntılı olur. Öbür tarafa Başakşehir'e gelecek olursak, Başakşehir'de kimle oynamak istemezsin bugün? Trabzonspor'la istemem. Deplasmanda Trabzonspor'la oynamak istemem der, evet. Abdullah Hoca. Zor ve sıkıntılı bir maç. Eğer Trabzonspor ben bildiğimi oynarım derse Başakşehir galip ayrılır o maçtan. Ama ben rakibe göre oynarım derse Ersun Hoca, o zaman Başakşehir açısından da sıkıntılı bir maç olabilir. Aslında bu 32. hafta biraz artık tamamen kırılma haftası olarak gözüküyor. Ben öyle görüyorum yani. Bu hafta belirleyici olur. Bu hafta iki takım da puan kaybetmezse Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünürüm. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş de çok başarılı. Çok başarılı ve rakibi çok iyi okuyabilen bir teknik kesinlikle. Adam. Kesinlikle. Yani bence bu 0-0 unsurunu kesinlikle göz önünde bulunduracaktır. Mümkün mertebe 0-0'ı uzun oynayacağım diye düşünecektir Kasımpaşa Beşiktaş karşısında. Bir de tabii ki bu rekabette tatlı bir rekabet de var. Medipol Başakşehir bu sosyal medyayı bu anlamda çok güzel kullanıyor. Ligin ilk yarısında da birçok Twitter üzerinden mesajlarını gördük. Bugün maçın daha bitmeden böyle bir tweet attılar. Daha maçın, yani Abubakar ikinci golü atmamıştı daha hocam bu tweet attıklarında. Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var diye resmi Twitter hesabından Medipol Başakşehir'in bir tweet geldi. Bu da tabii ki bir hoşluk. Tabii ki gönül ister ki hocam diğer büyük takımlar arasında da böyle hoşluklar olsun. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray. Ama bunları pek göremiyoruz. Medipol Başakşehir tabii ki bu zirve mücadelesinde daha çok yeni yeni gelebilen bir takım olduğu için bu tarz hoşluklar aslında
daha kaldırılabilir oluyor diyelim. Tek sebebi o değil. Tabii ki zirve mücadelesine yeni katılmış olması bir taraftan olabilir ama daha önce hiç şampiyon olmamış bir ekip söyleyeyim sana. Evet. Eskişehirspor. Eskişehirspor bugün 68-66 giden bir şampiyonluk yarışı içinde Eskişehirspor'un kontrol ettiği internet sitesi böyle bir tweet miydi bu? Twitter hesabından böyle bir tweet gelse Eskişehir'de ortalık ayağa kalkar. Bunu Eskişehir'de yaptırmazlar. Yani arkada kitle olmayınca, büyük bir kitle, agresif bir kitle olmayınca bu hoşluklar yapılabiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor bu kulüpler kolay kolay böyle tweetler atamaz. Ama gerçekten hoş olmuş. Doğrusu da budur zaten. Aslında kesinlikle. Olması gereken yani de budur. Aslında görmek istediğimiz bu. Yani çok şaşırıyoruz ama şaşırmamak gerek normalde ama oluyor. Doğru. Hocam biraz da Abubakar'dan da bahsetmek lazım. Gerçekten çok inişleri çıkışları olan bir futbolcu. İnsanların kafasında hala soru işareti var. Abubakar Beşiktaş'ta kalmalı mı? Yoksa hayır kalmamalı mı diye. İşte çok iyi giderken bir anda çok tabiri caizse saçma sapan kartlar görerek oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ı zor durumlarda da bıraktı ama şimdi baktığımızda bu sezon ligde oynadığı son 7 maçta gole katkı yapmış. 5 gol 2 asist vardı. Bugün de bir gol daha attı. Bir asist daha yaptı. 6 gol 3 asist oldu. Vincent Abubakar'ın ki bir de ilk goldeki asisti Cenk Tosun'a yaptı. Gerçekten muazzam bir asist. Neler söylersiniz hocam? Abubakar ya her hafta konuşuyoruz ama gerçekten çok enteresan bir futbolcu. O yüzden konuşmaya devam edeceğiz gibi. O ilkokuldayken hani böyle boncuklar vardı toplama yapmak için. Neydi onun adı? Abaküs. Abubakar abaküsle 2 ile 2'yi toplayamayan ama bir bilgisayarla türev integral alabilen afacan bir çocuğa benziyor. Yani en basitini yapamayıp en zorunu yapabilen bir oyuncu gibi. Çok zor. Bak scout özelliği olan kişiyi işsiz bırakabilir yani. Çok zor rapor yazarsınız. Yani bir scout veya bir antrenör Abubakar'la ilgili rapor yazarken çok zorlanır. Bak rakibi olan takımın raporları onlar kolay. Çünkü o yapabilecekler üzerinden yazılır. Mesela ben yine senin yardımcın olayım. Beraber bu sefer başka bir kulübe gidelim. Hocam ben bu işi sen sevdim ya. Sen beni maça gönderdin. Evet. Yardımcın fena değil ama bak. Evet mi? İyi yani iş yaparız beraber. Şimdi sen beni gönderdin maça. Ben de Beşiktaş'ı seyrettim. Abubakar'la alakalı da rapor yazacağım. Ben yapabilecekleri üzerinden yazarım rapor. Sen de bana o harika rapor dersin. Maç oynandıktan sonra. Ben de sana demedim mi? Dersiniz. Derim. Ama transfer için birisi raporlandıracaksa Abubakar'ı sezon başından sonuna kadar kulüp başkanı, antrenör ona 17 kere ya sen ne yaptın diye sorabilir. 17 kere de scout şefi gördün mü diyebilir. Çünkü çok dalgalanan bir performans. Basit şeyleri yapamamak, karmaşık işleri yapabilmek karar vermeyi zorlaştırıyor oyuncuyla alakalı. Bakın bugün en iyi yorumcuları toplayın. Türkiye Ligi'ndeki, Türk televizyonlarındaki. En iyi gazeteci yazarları, spor yazarlarını, futbol eleştirmenlerini toplayın. Mutabık olamazlar. Şeyle alakalı, Abubakar'la alakalı. Beşiktaş yönetimi de kolay kolay mutabık olamaz. Antrenör ekibi de. Yani 5 kişilik antrenör ekibi de. Zor bir oyuncu. Ama bugün goldeki asisti olağanüstü. İnanılmaz bir asist yaptı. Attığı gol de güzel. Yani bu etkili miydi? Etkiliydi. Bu tip oyuncuları tanımlarken şunu söyleriz. Güven aralığı düşük. Yani ne yapacağını kestirmeniz çok zor. Peki Beşiktaş ne yapmalı hocam Abubakar konusunda? Vallahi oyuncu fikrini söyledi bugün. Kameraya gitti, burayı gösterdi. Seviyorum dedi. Oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Huzurlu. Yaşı da 30 değil. Kaç yaşında? 22 mi? O civar 22 ya da 20, hala, 23 bile değil galiba. Hala 21-22 yaşında. Hala oyuncu bazı özelliklerini geliştirebilir. 24 mu? Oyun içi 24 mu? 24. 24. Oyun içi istikrar sağlayabilir. Çünkü oyun içinde de maç içinde de dalgalanıyor. Sezon içinde de dalgalanan bir performans var. O konuyu halledebilir. Takımın içinde kendini de iyi hissettiğini görüyoruz. Ki performans da yükseldi. Birinci devredeki gibi değil. İlk geldiğinde nasıldı?
Eyvah İorfa dediler. Yani bazıları İorfa'yı hatırlayanlar yani bir Galatasaray fenomen bir transferidir Galatasaray. Eyvah İorfa ile karşı karşıyayız denilen maçlar da oldu ama geçen haftalarda şunu gördük. Şampiyonlar Ligi'nde fena bir performans, iyi bir performans ortaya koydu. Ligde de etki yarattı. Çok sayıda maç var. Ama karar verilmesi zor bir oyuncu. Aboubakar ve Cenk Tosun ikilisi bu sezon Süper Lig'de totalde 29 gol atmış hocam. Güzel rakam. Bir de Beşiktaş'ın bu avantajı da var değil mi hocam? Mesela Aboubakar oynamıyor ama Cenk Tosun ilk 11'de de oynasa, sonradan oyuna da girse skora doğrudan katkı yapabilen bir isim. Keza bir de şu anda Dembaba var. Onu da Medipol Başakşehir maçında attığı gol kalitesini gördük. Yani o zaten Dembaba'nın gol kalitesini hepimiz çok iyi biliyorduk ama o sakatlık girdi, araya biraz zaman girdi. Ama yine de Dembaba yine çok da kendinden bir şey kaybetmiş gözükmüyordu. Tabii ki Beşiktaş'ın olur. Skor anlamında böyle de bir avantajı var değil mi hocam? Var yani. Kesinlikle. Yani bazı kulüpler birinci santrforunu bulamazken Beşiktaş'ın 3-4 ben 4 sayıyorum. Kabul edilse de edilmese de Ömer Şişmanoğlu da yani mesela şöyle maçlarda 10 dakika 5 dakika kala falan çok rahat istifade edilebilecek gol şansı da yüksek bir oyuncudur. Beşiktaş'ın çok etkili santforları var. Cenk'ten de ciddi anlamda verim aldı. Aboubakar'dan da verim aldı. Dembaba'dan da verim istediği anda alabilir. Yani Beşiktaş bu konuda şanslı. Çok doğru seçimler yaptı. Ve yani Dembaba'nın orada hazır kuvvet bekliyor olması da çok önemli. Yani şahane bir santfor var ve üçüncü sırada. Lükse bak. Çok ve bedava. Evet. Bedava gelmiş. Maaşının Çin kulübü herhalde öyle değil mi? Çin kulübü ödüyor. Evet öyle bir şey kiralık vardı. Parası da vermemiş Beşiktaş. Şahane iş. Şahane bir transfer operasyonu. Yani şöyle düşündüm. Cenk Tosun'u oyunu aldınız. Ama oyun sıkıştı. Hala golü bulamadınız. Kenarda bir de Dembaba'yı da oyunu almış şansınız var. Bekliyor. O da büyük de kalitedir yani. Ayrıca da. Kesinlikle büyük yani. De kalite. Orayı karıştırabilecek. Havaya çıkacak. Edecek. Çok önemli bir isim. Hem karıştırabilecek hem de düzenleyebilecek. Aslında Ömer Şişmanoğlu da var. Ömer Şişmanoğlu da var Beşiktaş'ta. Pek Şenol Güneş onu kullanmaktan yana değil. Tabii ki öyle bir etken var yani. Aslında kadroya giremeyen bile önemli bir forvet oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Bu arada hocam Şenol Güneş demişken Şenol Güneş ile Quaresma'nın bugün 100. lig maçıymış. Şenol Güneş 100. kez Beşiktaş'ın başında. Lig maçı değildir o ya. 34-34 yani. Yani sezon, genel resmi genel, maç resmi adedi maç, 100'dür. Düzeltiyorum doğru söylüyorsunuz. Ve burada da soyunma odasında tabii ki galip gelmenin de sevinciyle. Süreyya Baba da orada. Süreyya abi de orada. Quaresma ile Şenol Güneş'e bir pasta kesmişler. Böyle de bir kutlama olmuş maçın ardından. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli izleyenler. Tabii ki Quaresma da her ne kadar çok tartışılan bir isim olsa da Beşiktaş'taki katkısı muazzam. Özellikle hocam ben şeyim mesela çok merak ediyorum. Quaresma'nın kafasında 10-15 dakika içerisinde ne geçiyor? Yani şöyle bir bakıyorsunuz bir 25 dakika 30 dakika Quaresma böyle çok bambaşka bir ruh halinde. Topa gitmiyor, almıyor. Mesela sağından oyuncu bitiriyor, ona vermiyor. İşte orta sahaya gelmiyor, destek vermiyor. Bir anda da bakıyorsunuz Quaresma kendi paralıyor, çizgide ayağını basıyor, çalım yapıyor, destek veriyor, omuzunu koyuyor. Yani çok enteresan Quaresma'nın bu saha içindeki, aynı maç içindeki ruh halleri. Bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz oyuncu hakkında? Vallahi ben ne düşündüğümü artık netleştirdim. Çünkü işte bir arkadaşımız anlattı. Bir gün Quaresma ile ilgili çok iyi şeyler söylüyorlar. Yani takımdaki arkadaşları falan, insanlığı konusunda. İşte oraya katılımı konusunda, futbol düşünmesi, futbolu çok severek oynaması konusunda. Bir gün Quaresma şey söylemiş ya demiş, benim annem bu, babam bu. Yani ben demiş gene iyi futbolcu falan oldum demiş yani. Yani çok aslında gen havuzu büyük bir gen havuzuna sahip. Genetik kalite anlamında yüksek profilli bir oyuncu. Ama ruh hali anlamında aslında kendisi açıklamış. Tabii anlatamıyoruz şimdi biraz yani kendi sözleri kendisi anlatırsa anlatır. Ama ben anlayabiliyorum. Çok zor bir aileden, zor bir çocukluktan gelen bir çocuk Quaresma. Böyle şahane bir işte ortam, çok steril bir mahalle, şahane bir okul, acayip güzel okul arkadaşları, herkes elinde hesap makinesi, şahane matematik çalışıyorlar falan. Arada bir gidiyor, antrenman yapıyor, geliyor falan. Öyle büyümüş bir oyuncu değil.
Yani futbolcuların büyük çoğunluğu zaten sıkıntılı süreçlerden geçerek futbolcu oluyorlar. Onların karakterini belirleyen, ruh halini belirleyen bir dünya faktör var. Ekonomik koşullar, ailenin sosyal statüsü vesairesi, işsizlik, yani ailedeki işsizlik, maddi konular vesaire. Her şeye rağmen Quaresma yine iyi idare ediyor. Yani fena da gitmiyor. Katkıda yapıyor. Ben anlıyorum seni. Yani nasıl bir ruh halidir ki? Bazen eli belinde, evet, bazen yani de adam kovalıyor. Bunu anlamak zor. Ama yani bütüne bakarsak kendisi de anlatırsa anlayabiliriz. İyi idare ediyor gene. Kesinlikle, bence de iyi idare ediyor. Şenol Hoca da onu iyi idare ediyor ama. Arkadaşları da iyi idare. Takım içinde seviliyor oyuncu. Çünkü zor bir Çok zor bir insan yani. Pozisyon olarak mesela onunla beraber oynamak da zordur. Arkasındaki bek için zordur. İçindeki orta saha için zordur. Ama arkadaşları idare ediyorlar. O da durumu idare ediyor. Yani sayılara bakarsak gol ededi az ama asist ededi çok. Bir de ne olursa olsun rakipler için caydırıcı bir oyuncu. Şimdi tekrar biz antrenör olalım. Bugün Bursa Spor'a geçelim. Sen teknik direktör ol. Ben de sana yardımcı olayım. Biz de 11 yapacağız. Ne tasarlayacağız? Ya Quaresma var, karşısına kimi koysak? Değil mi? Kesinlikle. Yatır kaldır yapacak, pat pat orta atacak, yağmur gibi orta yağacak. Yani bunu da düşüneceğiz yani. Rakiplere bunu da düşündürtüyor. Bugün Quaresma varsa ilk 11'de rakip kim olursa olsun tedirgin. Ya hiçbir sol bek Quaresma ile oynamak istemez. Çünkü seni komik durumlara da düşürebilir. Bacak arası yapar sana, pat diye bırakır. Gözünü bir saniye kapatamazsın. Çizginin üstünde pat pat geçebilir, vurup arkaya geçebilir. Sürklese edebilir bir sol beki. Kesinlikle. Zor oyuncu, caydırıcı oyuncu. Her şeye rağmen iyi idare etti. Sezonu iyi çıkardı yani. Bir de mazereti de var aslında şeyin. Avrupa Şampiyonası. Hiç ara vermeden Avrupa, evet, Şampiyonası'na gittin. Burada şampiyon oldun. Kupayı kaldırdın. Kutlamayı yaptın. Boynuna madalyayı taktın. İndin. Portekiz'e kampa katıldın. Oradan pat Fransa'ya gittin. 2 hafta kampta kaldın. Ondan sonra bir de 1 ay turnuva oynadın. Son gününe kadar. Bir daha kutlama yaptın. Pat İstanbul'a geldin. Yani bu süreci de geçirmek kolay değil. Bir de yani çok oynayan bir oyuncu oldu. Tabii hep oynadı. Yani Beşiktaş'ta geçen sezon Quaresma çok oynadı. Bu sezon da kesinlikle öyle. Full oynadı ya, aşağı yukarı full oynadı yani. Eksik maçı yok gibi değil mi? Evet yani çok az oynamadığından çok az maç çıkartabilirim. Bir yandan da asist demişken Tolga'yla da ilgili hocam, bunu bir konuşalım. Sakatlıklar geçirdi, gitti geldi. Bu sezon yine önemli maçlarda forma giydi Tolgay. Evet. Bugün de çok kritik bir noktada oynadı aslında Atiba ile beraber. Oğuzhan'ın öne gitmesiyle beraber. Bugün Tolgay'ın performansını nasıl buldunuz bir? Ortalama. Ortalama buldunuz. İki, bu asistleri konusunda özellikle bazen çok Ali Ece'nin sevdiği tabirle diagonal paslar da atabilen bir oyuncu. Aslında kulübede o pasları çok daha iyi atan bir oyuncu var Gökhan İnler ama Tolgay da bu asistler konusunda herhalde bir takdiri, alkışı hak ediyor. Mutlaka öyle. Yani yetenekleri ile ortaya koyduğu performans arasında çok kuvvetli bir ilişki yok. Yani bu ortaya koyduğu performansın daha iyisini yapabilecek bir oyuncu yetenek olarak. Ben bugün orta tempoda gördüm. Ve ilk devre topu kullanırken geç kaldı birçok pozisyonda. Tolga çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Çok daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Bugünkü performansı ortalama, kendi ortalamasının hatta bir tık da altı diyebiliriz yani. Ona rağmen güzel bir asist yaptı. Hocam Beşiktaş'ın artık ufak ufak önümüzdeki sezon planlamalarının da başladığını duyuyoruz. Çoktan başlamıştır, hatta bitmek üzeredir. Bu eksende baktığınızda Beşiktaş'ın nasıl bir sezon planlaması olacak? Yani büyük ihtimalle şampiyon olması durumunda zaten Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek. O yüzden biraz daha süresi daha rahat olacak diğer takımlara karşı. Fabri'nin kontratı devam ediyor. Memnun musun? Memnun. Gökhan Gönül devam ediyor. Devam mıdır? Devamdır. Bek de var. Hı hı. Marcelo'dan memnunsun, devam ediyor. Tosic'in yerine belki bir tane stoper alınabilir. Yazalım, bir stoper. Hı hı. Adriano'dan memnunsun. Caner geliyor. Burası kapalı. Atiba, Oğuzhan, bu pozisyon kapalı. Gökhan, İnler ve Tolgay da var. Yani bu orta saha kapalı. Bir de saymadığımız Veli Kallak var hocam. Tabii, onu bilmiyorum durumunu. Quaresma'dan memnunsun, devam ediyor. Bir tane oraya backup lazım. Sağ ön, alternatif oyuncu. Sol önde sözleşmesi devam eden memnun olduğum Babel var. Oraya bir alternatif lazım. Bir sol ön alternatif veya bulabilirsen daha iyisi. Talisca kiralık. Ya Talisca'da ödenecek kalacak ya Talisca'ya
yerine bir oyuncu alınacak. Bir de Abubakar kiralık santfor pozisyonuna. 1, 2, 3, 4, 5 tane transfer işi var Beşiktaş'ın. Bunlardan 3'ü ilk 11 oyuncusu, 2 tanesi alternatif oyuncu olacak. Hepsi bu. Yani Beşiktaş'ın şeyi belli. Öyle karman çorman bir hikaye çok değil. Çok da acil alınması gereken bir noktası da yok gibi. Yok. Sanki. Yani biraz sanki savunma hattında o stoper ikilisi çok... Bir stoper, birinci stoper, ikincisi var zaten. Her iki tarafa da, Marcelo'nun da alınacak olan stoperin de alternatifleri olacak işte. Tosic'ler, Mitrovic'ler, Milosevic galiba dönüyor. O oralar tamam sayısal olarak da. Sağ bek, Gökhan Gönül bek, sol bek Cenk Adriano tamam. Birinci stoperin Marcelo tamam. Öbür sol stoper bir tane alınacak. Orası tamam, arka dörtlü tamam. Arkadan sadece bir transfer ihtiyacı var. Orta sahadan transfer ihtiyacı yok. Sağ kanada Quaresma'ya bir alternatif. Sol kanada alabiliyorsan Babel'in iyisi, alamıyorsan bir alternatif. İki tane ikinci oyuncu alacaksın yani. Bir de iki kiralık oyuncun var. O pozisyonlara dolgu yapacaksın. Hepsi bu kadar. Beşiktaş'ın işi kolay. Tabii diğer takımların işleri daha zor. Öbür takımlarda o çok bilinmeyen de denklem. Kesinlikle öyle. Bir de tabii financial fair play'den dolayı... Ha, bu arada Gökhan Töre dönecek. Nasıl döneceği de önemli. Belki sağ öne alternatif almak zorunda kalmayabilirsin. Veya sol öne alternatif almak zorunda kalmayabilirsin. O iki transferden bir tanesini iptal et. Dört tane transfer ihtiyacı var. Doğru. Gökhan Töre'yi unuttuk tamam. Bir tane alternatif oyuncu, üç tane de ilk 11 oyuncusu. Bu kadar. Yani şey gidecek olanların yerine. Solda... zaman zaman Adriano'yu öne atıp Caner'i de solda. Tabii Caner döndüğünde öyle de şey olabilir. Aslında Beşiktaş derinliği iyi olan bir kadro kurdu hocam. Önümüzdeki tabii canım yani 29-30 tane oyuncusu var. Hepsi de değerli oyuncular yani. Yarar sağlayabilir bu anda. Bir yandan da sosyal medyada ve şeyde maç sonunda neler konuşuldu diye bakıyorum da genelde Quaresma'nın verilmeyen kartlarıyla ilgili bir tartışma söz konusu. Fikret Orman'a da sormuş. Fikret Orman da diyor ki dürüstçe söyleyeyim o kadar stresliyiz ki sağlıklı maç izleyemiyorum şu anda. bununla ilgili yorum yapacak da durumda değilim diyor. İçeride serviste yani seyircilerimiz şey bilirler. Yani spor servislerinde her kulübün taraftarı olan işte rejide arkadaşlar şeyler vardı. Kameraman arkadaşlar, rejideki işte yönetmen arkadaşlar, onun yardımcıları, ekibi falan. Evet. Burada da doğal olarak Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Beşiktaşlı arkadaşlar bugün hakikaten orada kalp krizine doğru bir ara ben yani nöbetçi eczane var mı diye soracaktım yani. Veya tansiyon cihazı falan getirtelim işte yönetmen arkadaşımıza bir baktıralım. Yani o kadar kalpten stresi, gidiyordu arkadaşlar yani. O kadar yani. Strese girdiler o yüzden, ki Oğuzhan'ın kalecinin havrunu çıkarttığı ve kornere giden pozisyonda bayağı gol diye sevinç yaşadılar. O kadar bir strese girildi. Tabii ki normal yani. Son haftalarda bunlar çok normal. Beşiktaşlıların o pozisyona yorum yapması çok zor. Çok çok zor ama ben şunu neticede biz yorumcuyuz, işimiz bu. Quaresma'nın çok dikkatli olması gerekiyor bu haftalarda çünkü yaptığı hareket kart. Kesinlikle yani bence ilk yarıda Quaresma atılsa kimse kalkıp da şu anda şunu diyemezdi. Quaresma niye atıldı arkadaş? Evet. Bu kadar da üzerimize oyun oynamayın gibi evet. Kimse bir yani şey söyleyemezdi. Çünkü bir fotoğraf var sırtına oyuncu basıyor. Onu izah edemezsiniz. Tabii ayağı yani Quaresma deneyimindeki bir oyuncunun bunlara dikkat etmesi gerekiyor ki örnek de var. Ya Abubakar yani bu evet. Sene iki kırmızı kartla Beşiktaş'ı ne hale getirdi? Yani UEFA Avrupa Ligi'nde yani Olympique Lyon maçlarında oynayabildiğini düşünsene. Şeyin. Çok büyük etkisi oldu. Artı ligde de böyle bir kaybettirdi kırmızı kartla. Yani Quaresma'nın daha dikkatli olması gerekiyor. Ki onun tecrübesinde bir oyuncu. Yani bu takımı sırtlayan, taşıyan, şampiyonlukta büyük katkısı olan bir oyuncunun daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki Beşiktaş'ın artık kalan 3 haftada çok Kasımpaşa maçı az önce konuşuyorduk artık belirleyici unsur. Onun haricinde de kalan iki maçı o kadar da şampiyonluğa doğrudan etki edebilecekmiş gibi durmuyor. Ama tabii ki Süper Lig'de her şey olabiliyor. Son haftalarda birçok şampiyonluğun da kaçtığını gördük. Ama bu sezon sanki öyle bir sezon değilmiş gibi değil mi hocam? Zannetmiyorum. Bir yani. De enteresan bir anekdot var. Geçtiğimiz sezon bugün de Osmanlı Spor maçıyla Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmişti galiba. 32. haftada mı oldu geçen sene? Yok 33. haftada oldu. Bir şeyden geriden gidiyoruz. Evet. Bir de öyle bir durum var tabii ki. Bakalım. Yani aslında Beşiktaş'ın
Başakşehir mağlubiyeti belki de en büyük sektörlerinden bir tanesi oldu şu andaki şampiyonluk yolundaki erken şampiyonluğunu ilan edememe konusunda diyelim. Elbette öyle ama avantajlar var. Bir, iki puan avantaj var. Yani her şey kendi elinde. İki, iki içeride bir dışarıdası var. Üç, son iki maçı kolay. Ve Taliskası dönüyor değil mi? Şimdi tam kadro dönüyor, oluyor. Tabii. Cezalı var mı? Yok bildiğim kadarıyla. Şu anda yok. Bugün sarı kartlar oldu ama cezalı kimseyi görmedim ben. Evet. Abu Bakar'a Beşiktaş'ta kalacak mısın diye sormuşlar. Ben memnunum. Taraftarımızı memnun etmeye çalışıyorum. Kararı verecek olan başkanımız demiş. Zaten mesajını vermişti Abu Bakar. Onun da aslında sözleşme detayına bakmak lazım. Bir sene daha kiralama opsiyonu var Beşiktaş'ın galiba onda. Talisca ondan gibi emin ama değilim. Yani ben bilmiyorum. De tam emin değilim ama Talisca'nın durumundan farklı olarak tabii ki Talisca'nın başka bir kulübün 25-23 milyon euro vermesi durumunda onu satabiliyor Benfica. Öyle bir durumu var. Tabii ki maçın ardından Şenol Güneş'te de Quaresma ile 100. maç hikayesi sorulmuş. Quaresma ile sonsuza kadar beraber ya da ayrı daha genç daha oynayacak demiş. Biraz da bağrına basmış herhalde bugünkü sinir yapısından sonra. Tabii. Sanki Quaresma da o uyarıyı almış devre arasında diye tahmin ediyorum. Tabii ikinci devre çok daha farklıydı. Şenol Hoca deneyimli bir teknik adam ve onun kart potansiyeli taşıdığını görmüştür. Ve uyarılarını yapmıştır muhakkak. Hocam şunu soracağım. Merak ettiğimden soruyorum. Siz çok profesyonel boyutlarda hem Beşiktaş olsun Kasımpaşa olsun çok ciddi kulüplere çalıştınız. Bu tarz oyuncular veya Quaresma'yı ayrı tutuyorum ama saha içinde çok sinirli, gerilimli olan karta yatkın bir oyuncuyu uyarma konusunda özellikle sağ kenarındayken büyük sıkıntılar yaşayabiliyor mu teknik adamlar? Yani o uyarıyı o oyuncuya geçirmek kolay olmuyordur diye tahmin ediyorum. Ya oyuncunun kişiliğine bağlı biraz. Ama yani genelde önerilen şey şudur. Eğer oyuncunun yaşı ilerlemişse, spor yaşı büyükse, deneyimleri varsa ona telkinde bulunmak yerine ona durumu sormak en doğru modeldir denir. Yani bu konuyla ilgili ben de bazı araştırmalar yaptım. İşte İbrahim Eke'yi bilirsiniz. İbrahim Eke Futbol Federasyonu'nda da başka Basketbol Federasyonu'nda falan da psikolojik danışmanlık yap. Son derece başarılı bir arkadaşımız. Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda Profesör Doktor Tarık Yılmaz'la beraber İbrahim Eke birlikte yardımcı olmuşlardı. Onlara da ben sıkıştığım zaman sorarım yani böyle bir durumda ne yapılır diye. İkisi de uzman. Benim edindiğim bilgi şu. Mesela Quaresma ilk devre karta çok yakın devre arası attı kendini içeri. Geldi ona aman dikkat et falan dediğiniz zaman o bir işe yaramayacak. Ona kartı nerede görmüştün hatırlıyor musun? Evet şurada gördüm. Şu dakika kaçtı onu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum şöyleydi böyleydi. Başka riskli hareket yaptın mı? Diye sorduğunuzda o cevapları kendi verdiğinde artık başka bir şey söylemenize gerek yok. İkinci devre o çeki düzen verecek kendisine. Yani bir kere zihninden geçirmesi, tekrar etmesi gerekiyor. Mevcut durum nedir sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Yoksa siz aman ha dikkat et atılacaksın falan filan dediğiniz zaman hattaya gitti. Atıldı. Yani çünkü o konuda üstüne gitmemek gerekir. Bu tip oyuncuların soru sor. Ricardo diyorlar galiba. Hı. Ricardo kaçta gördün kartı? İşte atıyorum 3'te gördüm, 13'te gördüm neyse. Kim neydi pozisyon? İşte sol bekleydi, sağ bekleydi neyse onu söyledi. Ya haklı mıydı hakem sen ne diyorsun? Nasıl doğru muydu sarı kart? Ya doğru olabilir olmayabilir neyse. Hakemin sana karşı yaklaşımı nasıl? Oynuyor mu sana diye sorduğunuz zaman o 4 soruya cevap vermiş olacak. Zihninden bir kere geçirecek ve çok büyük risk altında olduğunu fark edecek. İkinci devrede gereğini yapacak. Ama aman ha Ricardo dikkat et atılacaksın falan filan dediğiniz zaman atılması çok daha kolay. Yani tabii ki burada çok büyük bir adrenalin yükleniyor oyunculara saha içinde. Tabii ki dışarıda olan insanlar bunu pek anlayamıyor hocam. Yani o pompalanan kanın şiddetini, oyuncunun o andaki zihinsel yapısını yani çok farklı bir kulvarda bambaşka bir şeyle mücadele ediyorlar çünkü. O yüzden merak ettim çünkü gerçekten merak edilen bir konudur. Şenol Güneş'e de sormuşlar Quaresma'nın müdahalelerini yani kartısı gerektirir mi gerektirmez mi diye biraz havada bırakarak çok çalıştı. Hakem maçı bazen Premier Lig kıvamında
İngiltere'deki maçlar gibi yönetti. Quaresma da ikili mücadelelerde çok boğuştu demiş. Biraz kaçamak bir cevap vermiş diyebiliriz Şenol Güneş. Bu konuda oyuncusunu da savunmuş. Bugün Quaresma'ya oldukça sahip çıktığını söyleyebiliriz Şenol Güneş'ine. İhtiyacı var hocanın. Yani önümüzdeki kalan maçlarda problem çözme becerisi gelişmiş bir oyuncu. Ki Quaresma'yı sadece attığı gol asist falan olarak da bakmamak lazım. Evet, birçok atakta yanlış kararlar veriyor. Bu gerçek. Şut seçerken, pas atarken, orta atarken veya ortaya attığı yer, seçtiği oyuncu, hedeflediği nokta, bu konularda çok hatalar yapabiliyor. Ama o kadar çok deniyor ki mutlaka olumlu bir şeyler çıkıyor bir. İkincisi, bu sezon başından sonuna kadar Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, lig dahil Beşiktaş'ın kazandığı kenar serbest vuruşlarının ısı haritası yapılsa sağ taraf daha fazla çıkacaktır Quaresma tarafı. Kesinlikle. Çünkü çok yatır kaldır yaptığı için, çok çalım denediği için çok da faul alıyor. Yani Beşiktaş'ın yerleşmesine de faydadır bu. Rakip yarı alana. Orada kalmasına da, oradan tehlike yaratmasına da. Evet, isabet ortalaması düşük olabilir ama skora katkısı yüksek, sizin dediğiniz anlamda. Çok denemesi sebebiyle. Başkan Fikret Orman'ın maç sonundaki açıklamalarını hazırlamış arkadaşlar. Bakalım neler söylemiş hemen. Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına bakıyoruz. Geçen sene herkes bizim şampiyon olmamızı istiyordu. Bu sene herkes bizim karşımızda gibi hissediyorum. O kadar stresliyim ki sağlıklı maç izleyip yorumlayacak durumda değilim demiş Fikret Orman. Yani tabii ki işte Fikret Orman aslında ne kadar duyarlı bu konularda, hani fazla rakip takımlarla bu tarz diyaloglara girmeye çalışmayan bir başkan olsa da son haftalardaki o stres, o yükselen tempo başkanı da biraz sanki etkilemiş gibi. Ama duygularını iyi ifade etmiş. Yani etmiş, bu herkes bizim karşımızda gibi. O çok ileri gitmeden dozunda bir şey ki doğaldır. Yani birinci şampiyonluğunuzda kimse fark etmez ama ikinci şampiyonluğunuzda hedef haline gelirsiniz. Yani sezon başından beri her sahaya çıkan herkes şampiyonu yenmek için çıkar. Bu gayet doğaldır. Yani Muhammed Ali şampiyon olana kadar Muhammed Ali ile maçın vardır. Muhammed Ali şampiyon olduktan sonra şampiyonla maçın vardır. Yani şampiyonu yenmek istersin. Yani Muhammed Ali'yi yenmeye çalışmak da şampiyonu yenmeye çalışmak arasında fark vardır. Beşiktaş onun zorluğunu yaşıyor şu anda. Bu gayet doğal. Yani ikinci, üçüncü şampiyonluklar kolay gibi gözükse de daha zordur. Hedef haline gelmeniz sebebiyle. Yani doğal. Yani stresli olması da gayet doğal. Tabii bir de Beşiktaş'ın uzun zamandır böyle bir başarıya hasret bir hali vardı. Geçtiğimiz sezon şampiyon oldular ama sürekli bir başarı tabii ki mutlak isteyeceklerdir. 92 mi? 93'ten beri ilk defa duble yapma şansı oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Metin Ali Feyyaz dönemi meşhur. Evet. Öyle değil mi hocam? Şaka maka, benim yeğenim 94'lü, 23 yaşında. Tabii 24 sene falan olmuş yani Beşiktaş duble yapmayalı. Uzun bir süre. Tabii uzun süre. Biraz onun da gerginliği var ama şu da var. Eğer Beşiktaş bu sezonda şampiyon olursa çok açık bir fark atmaya başlayacak. Yani Şampiyonlar Ligi gelirleriyle beraber. Ürünleştirme gelirleri giderek artıyor. Pazarlama departmanı çalışıyor. Birçok yeni kurulan departman var. Onlar çalışıyorlar. Gelirleri arttırıyorlar. Feda sezonunda bile çok iyi, çok başarılı sponsorluk anlaşmaları falan yapıldı. Yani Beşiktaş ürünleştirme, ürün geliştirme ve pazarlama konusunda da rakiplerinden avantajlı noktaya gelmeye başladı. Stat bir kere en değerli ürünün. Kesinlikle. Artık. Yani dünya kadar telefon gidiyor kulübe tahmin ediyorum. Hı-hı. Kombine kaldı mı diye. Kulübün artık verecek kombinesi yok. Bütün koltukları sattılar aşağı yukarı. Çok değerli bir ürün haline geldi Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde devamlı olması sebebiyle. Hocam, o yüzden bu şampiyonluk strese sokar yani, doğal. Kesinlikle. Yani hem iyi bir jenerasyon yakalanması hem takımın doğru idare edilmesi. Bir yandan da tabii ki Fikret Orman'ın çok büyük katkısı var bu konuda. Biz de Şampiyonlar Ligi ve UEFA yayıncısı olduğumuz için zaman zaman yani işte biliyorsunuz sık sık maçlara gidiyoruz, tribünlere gidiyoruz. Maç önceleri de hem takımların yöneticileriyle hem idare heyetleriyle daha fazla içli dışlı olabilme şansımız oluyor. Gerçekten sizin söylediğiniz özellikle pazarlama konusunda Beşiktaş'ın çok çok iyi bir ekibi var. En son biz bir araya geldiğimizde de o kadar mantıklı ve iyi projeler anlatmışlardı ki hepsinden de sonuç aldılar sezon genelinde. Bu gerçekten çok önemli çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe şu anda bambaşka şeylerle mücadele ederken Beşiktaş üzerine katarak gitme arzusunda. O da onlara büyük bir avantaj sağladı. Şenol Güneş'in de maç sonu açıklamalarına bakalım. Sonrasında yavaş yavaş programı
toparlayacağız değerli izleyenler. Hakem İngiltere'deki gibi boğuşmalı, çekişmeli pozisyonlara izin verdi. Öyle olunca agresif anlar arttı. Quaresma ikinci kartı da görebilirdi demiş. Quaresma çok hırslı ve çalışkan bir oyuncu. Takım için çok çalışıyor. Daha uzun süre devam eder. Bizim sıkıntımız üstün oynuyoruz. Az pozisyon veriyoruz. Buna rağmen gol yiyip az gol atıyoruz demiş Şenol Güneş. Hocam son Şenol Güneş'in değerlendirmesine katılıyor musunuz siz de? Yani şöyle dedi galiba değil mi? Bizim sıkıntımız iyi oynuyoruz, üstün oynuyoruz, az pozisyon veriyoruz ama gol yiyoruz. Ama çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Aynen öyle. %100 düşük demek istiyor yani. Ya bu son dönemde düşük. Genel anlamda değil. Son dönemde düşük. Son dönemden bahsediyor herhalde. Üstün oynuyoruz, az pozisyon veriyoruz. Doğru mu? Evet doğru. Buna rağmen gol yiyoruz. Doğru mu? İşte bugün değil ama Fenerbahçe maçı mesela pozisyon vermeden gol yemiş olması biraz oraya atıfta bulunuyor hoca. Oraya atıfta bulunuyor. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Artık son 3 haftaya girilirken evet. Şampiyonluk yarışında da sona geliyoruz. Benim için de ayrı bir heyecan. Ben ilk defa yorumcu olarak 31, 32, 33, 34. haftaları göreceğim. Evet, daha önceden de sizle çalışma fırsatımız olmuştu. Sizi bu haftalarda göremiyorduk ama bizim için de bir ayrıcalık sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür ederim, benim için öyle. Biz teşekkür ederiz Önder hocam. O zaman ben müsaadenizle programı kapatayım. Tamam, ben de müsaadenizle. Tamam, değerli izleyenler, Orta Nokta'nın burada sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.